Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz Beş Çember kitabı. Kitabın yazarı Miyamoto Musashi. Klasik strateji rehberi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toprak kitabı. Strateji savaşçının zanaatıdır. Komutanlar bu zanaatı hayata geçirmeli. Birlikler bu yolu bilmelidir. Günümüz dünyasında strateji yolunu gerçekten anlayan savaşçı yoktur. Çeşitli yollar vardır. Buda'nın yasasıyla selamet yolu, öğrenme yolunu yönlendiren Konfüçyüs yolu, bir tabibin sağaltma yolu, Ozan'ın vaka yolu, çay, okçuluk ve daha pek çok sanat ve beceri vardır. Herkes eğilim duyduğunu uygular. Vaka dedikleri nedir? 31 heceli şiirdir. Sözcük Japonya şarkısı ya da uyumlu şarkı anlamına gelir. Çay içimi tıpkı kılıçla dövüş gibi okullarda öğrenilir. Özde küçük bir odada birkaç kişi arasında yalın ince kurallara dayalı bir ayindir. 11. Okçuluk, yay, nara ve heian dönemlerinde samurayın esas silahıydı. Kılıç sonradan ön plana çıkmıştır. Okçuluk da çay ve kılıç gibi bir ayin olarak uygulanır. Savaş tanrısı Hachiman sık sık bir okçu olarak bedenlerini ve yay, narların gereçleri arasında sıkça rastlanan bir silahtır. 12. Kalem ve kılıç. Bunbu işi ya da kalemle kılıcın uyumu fırçalı hatlarda sıkça betimlenmiştir. Tokugawa döneminde genç erkekler yalnızca Çince klasiklerin yazım ve kılıç oyunlarında eğitilirlerdi. Kılıç ve kalem Japon soylularının yaşamını doldururdu. Savaşçınınki ise ikili kalem ve kılıç yolu olduğu ve her iki yola da eğilimi olması gerektiği söylenir. Bir insanın doğal bir yatkınlığı yoksa dahi yolun her iki kesimine de sıkı sıkı sarılmakla savaşçı olabilir. Genelde söylemek gerekirse savaşçının yolu ölümü kararlıca kabullenmiştir. Kabulleniştir. Ölümü kararlıca kabulleniş ne demek? Dipnota bakalım. Bu fikir Yamamoto Tsunenori ve Nabeshima Han ya da günümüz sagasından birkaç samurayın 17. yüzyılda yazdığı Hagakure ya da Gizli Yapraklar'da açıklanan felsefede özetlenebilir. Tokugawalar yönetiminde Konfüçyüs esinli sistemin dayatılan mantığı samuray arasında istikrar sağlamıştı. Ama aynı zamanda Bushido'nun kimi yönlerinin zaafı uğramasını da getirdi. Gerek samuray gerekse komutanların disiplini gevşedi. Yamamoto Tsunenori yıllarca Nabeshima Han'ın ağası Mitsushige'ye danışmanlık yapmıştı ve efendisinin ölüm üzerine geleneksel tarzda ailesiyle birlikte intihar etmek istemişti. Bu tür intiharı yeni yasalarla kesinlikle yasaklanmış olduğundan Yamamoto üzüntü içinde Nabeshima Han'ın sınırına çekildi. Burada aynı durumda birkaç kişiyle karşılaşıp birlikte Bushido'nun çöküşü olarak gördükleri bu duruma karşı bir ağıt kaleme aldılar. Eleştirileri Bushido'nun yaşam süresi içinde Japonya'nın değişen yüzü konusunda aydınlatıcıdır. Bir savaşçı için savaşçının yoluna yani Bushido'ya bağlı kalmaktan başka yol yoktur. Savaşçının yolu nedir sorusunu çabucak yanıtlayabilecek pek az kimse vardır. Çünkü onu yüreklerinde bilmemektedirler. Bundan savaşçının yolunu uygulamadıklarını görebiliriz. Savaşçının yoluyla ölüm kastedilmektedir. Yaşamla ölüm arasında bir seçim söz konusu olduğunda ölümü seçmek demektir. Bundan fazla bir anlam ifade etmez. Şeylerin içine nüfuz edebilmek, kararlı olmak demektir. Niyetlerini gerçekleştirmeden ölmek, yararsızca ölmek demektir gibi deyişler güçsüz Kyoto, Osaka Bushido'suna özgüdür. Yaşam ve ölüm seçenekleriyle karşı karşıya kaldıklarında özgün plana uyma konusunda kararsızdırlar. Yaşamayı herkes de, akıllarında hayatta kalmayı bulundurarak kuramlar oluştururlar. Niyetinde başarıya ulaşmayan kişinin yaşamaya devam etmesi korkaklıktır. Deyişi kalpsiz bir tanımdır. Yenilince ölmenin işe yaramaz bir ölüm olduğunu ileri sürmek deli bir görüştür. Bu utanç verici bir şey değildir. Savaşçının yolunda yapılabilecek en önemli şeydir. Ruhunu sabahtan akşama doğru tutup ölüm fikrine alışabilirsen, ölümde kararlı olabilirsen ve kendini bir ceset olarak görebilirsen ve böylelikle de savaşçının yoluyla bütünleşebilirsen, yaşamdan yenilgi olasılığı olmadan geçebilir, görevini tam olarak yerine getirebilirsin. Hizmetkar efendisinin işi konusunda dürüstçe düşünmelidir. Böylesi bir kişi yetkin bir görevlidir. Bu evde mükemmel centilmen kuşakları yetişmiştir ve sıcak sevecenlikler hepimizi. Tüm atalarımızı derinden etkilemiştir. Bunlar bedenlerini ve ruhlarını efendileri için teslim etmekten çekinmezlerdi. Dahası evimiz bilgelik ve teknik beceri bakımından da yetkindir. Bu bizim yararımıza kullanılabilse ne büyük mutluluk olur. En esneklikten uzak, tümüyle yararsız bir adam dahi yalnızca efendisinin refahını düşünmekle yetinse, başka hiçbir şey yapmasa da güvenilir bir hizmetkar olur. Yalnızca bilgeliğin ve teknolojinin pratik yararlarını düşünmek bayağılıktır. Bazı insanlar apansız esinlere açıktırlar. Bazıları ise hızlı düşünemez, uzun uzadı düşündükten sonra
yanıta varabilirler. Konunun ruhuna indiğimizde insanların doğal yatkınlıkları farklı da olsa dört antı göz önünde bulundurarak düşüncen kendi refahının üzerine çıktığında, onu aştığında düşünceden bağımsız olan bilgelik çıkar ortaya. Şeyleri derinlemesine düşünen kişi geleceği dikkatle göz önünde bulundursa da genellikle kendi refahını düşünecektir. Böylece kötü düşünmenin sonucunda da yalnızca kötü eylemlerde bulunacaktır. Aptal insanların çoğunun kendi refahlarından ötesini düşünmeleri çok zordur. Dolayısıyla bir işe giriştiğinde ve başlamadan önce niyetlerini dört ant üzerinde topla ve bencilliği ardına koy. O zaman başarısızlığa uğrayamazsın. Dört ant, savaşçı yoluna ilişkin olarak asla geç kalma. Efendine yararlı ol, ebeveynlerine saygılı ol, sevginin ve üzüntünün ötesine geç, insanın iyiliği için var ol. Efendimiz, kendileri için dövüşmek üzere samurayı çalıştıran Daimyo'ya gönderme. Bir önceki nota bakmak gerek. Evet sevgili seyircilerim. Görev bilinci ya da utanç nedeniyle yalnızca savaşçıların değil, rahiplerin, kadınların, köylülerin ve daha aşağı insanların öldüğü doğru olsa da bu farklı bir şeydir. Savaşçı insanları alt etme üzerine temellenen strateji yolunu öğrendiği için farklıdır. Kişilerle kılıç dövüştürürken ya da savaşlara katılırken kendimize ve Efendimiz'e Efendimiz kendileri için dövüşmek üzere samuray çalıştıran Daimyo'ya gönderme. Güç ve ün kazandırabiliriz. Stratejinin erdemi budur. Çin'de ve Japonya'da stratejinin yolu. Çin'de ve Japonya'da yolun uygulayıcıları strateji ustaları olarak bilinir. Savaşçıların bu yolu öğrenmesi gerekir. Son zamanlarda dünyada stratejist olarak geçinen insanlar çıkmıştır ortaya. Oysa bunlar genellikle eskrimcilerdir. Hitachi bölgesindeki Kashima Kantori tapınaklarının bekçileri tanrılardan aldıkları derslerle bu öğreti üzerinde temellenen okullar oluşturmuş ve ülkeden ülkeye dolaşarak insanlara eğitmişlerdir. Stratejinin son zamanlarda kazandığı anlam budur. Burada Kantori tapınaklarına bakalım. Kashima Kantori tapınakları, özgün Kendo okulları, Shinto tapınaklarında korunan geleneklerde bulunabilir. Okul atalarının çoğu Kashima ve Kantori tapınaklarının hala bulunduğu Tokyo yakınlarındaki Kanto bölgesinde gömülüdür. Musashi'nin 13 yaşındayken öldürdüğü samuray, Arima Kihei tapınaklara bağlı Shinto okulundan bir kılıç dövüşçüsüydü. Yagu okulu Kashima tarzından türemişti. Shinto, gündelik yaşamda bir sanayi diniydi ve Kashima ve Kantori tapınaklarında tapınılan savaş tanrılarına Shinto okulunun gündelik uygulaması olarak bugün de tapınılmaktadır. Eski zamanlarda strateji 10 yetenek ve 7 sanat arasında yararlı bir uygulama sayılırdı. Sanat olduğu kesindi ama yararlı bir uygulama olarak yalnızca eskrimle sınırlandırılmış değildir. Eskrimin gerçek değeri eskrim tekniklerinin sınırları içinde görülmemelidir. Dünyaya baktığımızda satılık sanatlar görürüz. İnsanlar kendi benliklerini satmak için gereçler kullanmaktadırlar. Fındık ve çiçekte olduğu gibi fındık çiçekten daha az değerli addedilmeye başlanmıştır. Benzer şekilde strateji yolunda yolu öğrenme ve öğretme, çiçeğin açmasını hızlandırmak üzere tekniğin renklendirilmesi ve sergilenmesiyle ilişkilidir. Bu dojodan ve o dojodan söz ediliyor. Dojo yol yeri, bir şeyin öğrendiği yer anlamına geliyor. Kâr peşinde koşuyorlar. Bir zamanlar biri olgunlaşmamış strateji üzüntü kaynağıdır demişti. Bu doğru bir deyişti. İnsanların hayattan geçip gitmeleri dört yoldan olur. Soylular, çiftçiler, zanaatkarlar ve tacirler. Dört yol, Japon toplumundaki dört sınıfın açıklaması için İngilizce'ye çevirenin ön sözüne bakmak gerek. Çiftçinin yolu, tarım araçları kullanarak mevsim değişikliklerini izler ve ilkbahardan sonbahara dönüşümü izler. İkinci yol, tacirin yoludur. Şarap imalcisi malzemesini toplar ve hayatını kazanmak için onlardan yararlanır. Tacirin yolu daima kazanç sağlayarak yaşamaktır. Tacirin yolu budur. Üçüncü olarak, kendi yolunun silahlarını taşıyan soylu savaşçı gelir. Savaşçının yolu silahlarının erdeminde ustalaşmaktır. Bir soylu kişi eğer stratejiden hoşlanmıyorsa silahlarının yararını da değerlendiremeyecektir. Dolayısıyla bundan biraz zevk alması gerekmez mi? Dördüncü olarak zanaatkarın yolu gelir. Marangozun yolu. Kendi araçlarını kullanmada yetkinleşmek. Öncelikle planını gerçeğe uygun ölçülerde çıkartıp sonra işini plana uygun olarak yürütmesinden geçer. Soylu kişinin, çiftçinin, zanaatkarın ve tacirin dört yolu bunlardır. Burada marangoz. Japonya'da Musashi'nin doğumundan birkaç kuşak önce, yapılmaya başlanan büyük şatoların duvarları dışında bütün yapılar ahşaptı. Marangoz mimar ve inşaatçı anlamına gelir. Marangozun yolunun
stratejiyle kıyaslanması. Marangozlukla kıyaslama, evlerle bağıntılar aracılığıyla olur. Soyluluğun evleri, savaşçıların evleri, dört ev, evlerin yıkılması, evlerin yükselmesi, evin tarzı, evin geleneği ve evin adı. Dört ev nedir? Heian döneminde Japonya'yı yöneten Fujiwara ailesinin dört kolu vardı. Ayrıca dört değişik çay okulu vardır. Marangoz yapı için bir ana plan kullanır. Stratejik yolu da bir sefer planına sahip olması bakımından bunu andırır. Eğer savaş sanatını öğrenmek istiyorsan bu kitabı iyi incele. O hoca iğneye, öğrenci ipliğe benzer. Sürekli alıştırma yapmalısın. Marangoz başı gibi komutan da doğanın kurallarını, ülkenin kurallarını ve evlerin kurallarını bilmelidir. Ustabaşının yolu budur. Marangoz başı, kulelerin ve tapınakların mimari kuramını, sarayların planlarını bilmeli ve evleri yükseltmek için işçiler kullanmalıdır. Marangoz başının yolu bir savaşçı evinin komutanının yoluna benzer. Savaşçı evi nedir? Tarihinin en büyük bölümünde Japonya üzerinde denetim sahibi olan savaşçı ailelerin her birinin kendi komutanı olan özel orduları bulunmaktaydı. Evlerin inşasında ahşap seçimi yapılır. Dışarıdan görülen sütunlarda düz, budaksız kereste, iç sütunlarda ise düz ve az budaklı kereste kullanılır. Eşikler, kapı lentoları, kapılar ve sürme kapılarda pek sağlam olmasa da en güzel görünüşlü kereste kullanılır. Sürme kapılar portatif duvar ve kepenkler Japon mimarisinde sıkça kullanılan ögelerdi. Portatif ahşap kepenkler pencerelere geceleri ya da kötü havalarda takılırdı. Budaklı ve yamru yumru da olsa sağlam keresteler inşaatta daima gözle görülmeyen yerlerde kullanılabilir. Güçsüz ya da budaklı kereste ise önce iskele kurulurken kullanılır, sonra da yakılır. Marangoz başı adamlarına görev dağılımını yeteneklerine uygun olarak yapar. Döşemeciler, sürme kapı imalatçıları, eşik ve lento ustaları, tavan işçileri gibi az yetenekli olanlar zemin kirişlerini yerleştirir. Yeteneksizler de takozlar yapar ya da başka işlerle uğraşır. Eğer marangoz başı adamlarını iyi tanır ve yeteneklerine göre kullanırsa ortaya çıkan eser güzel olacaktır. Marangoz başı adamlarını yetenek ve sınırlarını göz önünde bulundurmalı, sürekli aralarında dolaşmalı ve akla aykırı hiçbir şey istememelidir onlardan. Moral ve ruh durumlarını izlemeli ve gerektiğinde cesaret verici olmayı bilmelidir. Strateji ilkesinde de durum böyledir. Strateji yolu. Marangoz tıpkı asker gibi kendi araçlarını kendi biler. Burada dipnota bakalım. Marangoz tıpkı asker gibi kendi araçlarını kendi biler. Japon kılıçlarının bilenip cilalanması bugün yalnızca uzmanlarca yapılan bir iştir. Ama bu sanat savaşlar çağında daha yaygındır. Eğer bir kılıç iyi cilalanmamışsa ve ağız iyi bilenmemişse çok keskin bir silah dahi olsa iyi kesemez. Malzemesini araç kutusu içinde yanında taşır ve marangoz başının talimatı altında çalışır. Kazmayla sütunlar ve kemerleri yapar. Plan yay ile döşeme tahtalarını ve rafları biçimlendirir. İncecik kafesler açar, oymalar yapar ve ustalığının elverdiğince temiz ve ince çalışır. Marangozların hüneri budur. Marangoz ustalaşıp da ölçüleri anlamaya başladığında baş marangoz olur. Marangozun başarısı iyi kesen aletleriyle küçük sunaklar, yazı masaları, masalar, kağıt fenerler, ekmek tahtaları ve küp kapakları yapabilmesidir. Bütün marangozun uzmanlığıdır. Aynı durum askerler için de söz konusudur. Bunun üzerine uzun uzun düşünmen gerek. Evet, küçük sunaklara bakalım dipnot olarak. Her Japon evinde Shinto tanrılarına ayrılmış küçük sunaklar bulunur. Marangozun başarısı eserinin çarpık çubuk olmamasında, menteşelerin birbirini tutmasında ve uçların birbirine denk düşmesindedir. Bu işin en önemli yanıdır. Eğer bu yolu öğrenmek istiyorsan bu kitapta yazılanları bir bir ele al. Yeterince araştırma yapmalısın. Bu strateji kitabındaki 5 kitabın ana hatları. Yol 5 kitap halinde gösterilmiştir. 5 kitap dipnot. Go Rin no Sho. 5 çember kitabı anlamına gelir. Budizmin Go Da'yi yani 5 büyükler kozmosu oluşturan 5 unsurdur. Toprak, su, ateş, rüzgar ve boşluk. Budizmin Go Rin'ni 5 çemberi insan bedeninin 5 kısmıdır. Baş, sol ve sağ dirsekler ve sol ve sağ dizler. Bunların her biri farklı bir yöne ilişkindir. Bunlar toprak, su, ateş, gelenek, rüzgar ve boşluktur. Rüzgar, Japonca'da rüzgarı belirleyen harf aynı zamanda uslup anlamına gelir. Boşluk, boşluk ya da hiçlik dünyevi şeylerin yanıltıcı doğasına işaret eden Budist bir ıstılahtır.
İç okulun açısından strateji yolunun gövdesi toprak kitabında açıklanmıştır. Yalnızca kılıç oynatmakla gerçek yolu kavramak zordur. En küçük şeyleri ve en büyükleri, en sığ olanları ve en derinleri bil. Toprağa çizilmiş düz bir yol gibi bu ilk kitaba toprak kitabı denmiştir. İkinci kitap su kitabıdır. Su temel olduğunda ruh suya benzer. Su kitabın şeklini alır. Kimi zaman bir damladır o. Kimi zamansa öfkeli deniz. Suyun rengi daha duru mavidir. İçi okulunun şeyleri bu kitapta durulukla sergileniyor. Kılıç oynatmanın ilkelerinde ustalaşırsan bir adamı alt ettiğinde dünyadaki herkesi alt edebilirsin. Bir adamı alt etmenin ruhu 10 milyon kişiyi alt etmeninkiyle aynıdır. Stratejist tıpkı küçücük bir modelden kocaman bir Buda yapar gibi küçük şeylerden büyük şeyler çıkartır. Bunun nasıl yapıldığını ayrıntılarıyla yazamam. Stratejinin ilkesi bir şeye sahip olmak, 10 bin şey bilmektir. İçi okulunun şeyleri yazılıdır su kitabında. Üçüncüsü ateş kitabıdır. İster küçük olsun ister büyük, ateşin ruhu ürkütücüdür. Muharebelerinki de öyle. Muharebelerin yolu adam adama dövüşte de 10 bin kişilik savaşlarda da aynıdır. Ruhun büyüyüp küçülebileceğini görmelisin. Büyük olanı algılamak kolaydır. Küçük olanı ise zor. Kısası çok sayıda insanın konum değiştirmesi zordur. Çünkü hareketleri kolaylıkla öngörülebilir. Birey ise kolaylıkla fikrini değiştirebilir. Bu nedenle de hareketlerini öngörmek zordur. Bunu kavramalısın. Bu kitabın özü hızlı karar verebilmek için gece gündüz temrinler yapmanda yatar. Stratejide ruhunu değiştirmek için temrini normal yaşamının bir parçası haline getirmen gerekir. Ateş kitabında muharebede dövüş anlatılmaktadır. Dördüncüsü rüzgar kitabıdır. Bu kitap benim içi okulum üzerine değil, başka strateji okulları üzerinedir. Rüzgardan stratejinin eski geleneklerini, günümüz geleneklerini ve aile geleneklerini kastediyorum. Böylelikle dünyadaki stratejileri açıklıkla betimliyorum. Bu gelenektir. Başkalarını tanımaksızın kendini tanımak zordur. Her yolun yan yolları vardır. Bir yolu günü gününe öğreniyorsan ve ruhun yoluna şaşırırsa iyi bir yola uyduğunu sanabilirsin ama gerçekte bu hakiki yol değildir. Doğru yolu izlerken yolunu biraz saptırırsan sonradan bu büyük bir sapmaya dönüşür. Bunu kavramalısın. Başka stratejiler salt kılıç oyunları olarak algılanır olmuşlardır. Bunun böyle olması da şaşırtıcı değildir. Kılıç oyununu içermesine karşın benim stratejimin yararı ayrı bir ilkede yatmaktadır. Gelenek rüzgar kitabında başka okullarda stratejiden ne anlaşıldığını açıkladım. Beşincisi boşluk kitabıdır. Boşluktan başı ve sonu olmayan kastediyorum. Bu ilkeye ulaşmak, ilkeye ulaşmamak anlamına gelir. Strateji yolu doğanın yoludur. Doğanın gücünü değerlendirip her durumun ritmini kavradığında düşmanı doğallıkla vurabilirsin. Tüm bunlar boşluğun yoludur. Boşluk kitabında yolun doğaya uygun olarak nasıl izleneceğini anlatıyorum. İçi Ryu Nito. Bir okul, iki kılıç adı. Savaşçılar, hem komutanlar hem de askerler bellerinde iki kılıç taşırlar. İki kılıç, dipnot, samuray kuşaklarına kesici yüzleri yukarı doğru iki kılıç takarlardı. Kısa kılıç, yani yoldaş kılıç her zaman kuşanılır, uzun ise yalnızca dışarıda taşınırdı. Zaman zaman kılıçların tarzını ve uzunluğunu belirleyen kurallar konurdu. Samurayinin iki kılıç taşımasına cevaz varken öbür sınıflar yol kesen haydutlardan korumak amacıyla tek kılıç kuşanabiliyorlardı. Samuray kısa kılıçlarını yatarken başuçlarında tutarlardı ve her samurayın evinin girişinde uzun kılıçlar için kafesler bulunurdu. Eskiden bunlara uzun kılıç ve kılıç denirdi. Şimdi ise kılıç ve yoldaş kılıç deniyor. Nedeni olursa olsun ülkemizde bir savaşçının belinde iki kılıç taşıdığını söylemek yetecektir. Bu savaşçının yoludur. Nito Ichi Ryu her iki kılıcı kullanmanın yararlılığını gösterir. Mızrakla kargı dışarıda taşınan silahlardır. Evet, mızrakla kargı, dipnot. Mızrakla kargı dövüşlerinin teknikleri kılıç dövüşünkülerle aynıdır. Mızrak ilkin Muromachi döneminde özellikle de devasa piyade ordularının silahı olarak gözde haline geldi. Sonradan ise Tokugawa döneminde Daimyo'nun başkente geliş ve gidiş resmi geçitlerinde bir tören silahına dönüştü. Mızrak kesme ve dürtmede kullanılır, fırlatılmaz. Kargı ve benzeri uzun kavisli yüzlü silahlar özellikle süvarilere karşı etkiliydi ve erkekleri evden uzak olan kadınlarca evlerini koruma amacıyla kullanılırdı yaygınca. Günümüzde de bu sanat genellikle kadınlarca öğrenilmektedir. Mızrakla kargı dışarıda taşınan silahlardır. Stratejinin içi okulu yolu öğrencileri baştan itibaren her iki elde kılıç ve uzun kılıçla eğitim görürler. Bu gerçektir. Hayatını feda ettiğinde silahlarını tümüyle kullanmış olmalısın.
Bunu yapmamak, silahlardan birini çekmeden ölmek hatalıdır. Eğer kılıcı iki elinle tutarsan sağa sola savurmak zor olur. Benim yöntemim kılıcı tek elde taşımaktır. Bu mızrak ve kargı gibi büyük silahlar için geçerli değildir ama kılıç ve yoldaş kılıçlar tek elde taşınabilirler. At sırtında, düzensiz yollarda ya da bataklık arazilerde, çamurlu pirinç tarlalarında, taşlık zeminde ya da kalabalıkta dolaşırken kılıcı iki elle kavramak zahmetlidir. Uzun kılıcı iki elle kavramak doğru yol değildir. Eğer bir elinde yay ya da mızrak ya da başka bir silah varsa uzun kılıç için yalnızca öbür elin uygun demektir. Ama düşmanı tek elle biçmek zorsa o zaman ötekini eline de öteki elinde kullanmalısın. Kılıcı tek elle kavramak zor değildir. Bunu öğrenmenin yolu her iki elde birer uzun kılıçla çalışmaktır. Başta zor gelebilir ama her şey başlangıçta zordur. Yayları germek zordur. Kargıları taşımak zordur. Yaya alıştıkça gerişin güçlenir. Uzun kılıç kavramaya alıştığında yolun gücünü kazanacak ve kılıcı iyi kavrayacaksın. İkinci kitap, su kitabında da açıklayacağım gibi uzun kılıcı kullanmanın kestirme bir yolu yoktur. Uzun kılıç genişçe, yoldaş kılıç da gövdeye yakın kullanılmalıdır. Kavranması gereken ilk şey budur. İçi okuluna göre uzun silahla da kazanabilirsin, kısa silahla da. Kısacası içi okulunun ruhu hangi silahla olursa olsun, silahın boyu ne olursa olsun kazanmaktır. Bir kalabalıkla dövüşürken özellikle de tutsak almak istiyorsan iki kılıç kullanmak daha doğrudur. Bunlar ayrıntılı olarak açıklanamazlar. Bir şeyden 10.000 şey öğreneceksin. Strateji yoluna ulaştığında göremeyeceğin hiçbir şey kalmayacak. Sıkı çalışmalısın. Stratejinin iki harfinin yararları. Uzun kılıcın ustalarına stratejist denir. Öbür savaş sanatlarında yayda ustalaşanlara okçu, mızrakta ustalaşanlara mızrakçı, tüfekte ustalaşanlara nişancı, kargıda ustalaşanlara kargıcı denir. Tüfekte derken ne kastediliyor? Tüfek, Japon tüfeği. Misyonerlerin ülkeye getirdiği biçimiyle fitilli tüfek. Fitilli tüfek 18. yüzyıla dek kullanılmaya devam edildi. Uzun kılıç yolunun ustalarına uzun kılıççılar demeyiz ya da yoldaş kılıççılardan söz etmeyiz. Yay, tabanca, mızrak ve kargı hep savaşçıların gereçlerinden olduğu için kuşkusuz stratejinin unsurlarıdır. Ama uzun kılıcın erdeminde ustalaşmak dünyayı ve kendini yönetmektir ve bu nedenle de uzun kılıç stratejinin temelidir. İlke uzun kılıç yoluyla stratejidir. Kişi uzun kılıcın erdemine ulaşırsa 10 adamı birden alt edebilir. Bir kişinin 10 kişiyi alt edebileceği gibi. 100 kişi, 1000 kişiyi, 1000 kişi, 10.000 kişiyi yenebilir. Benim stratejim de bir kişiyi 10.000'e bedeldir ve bu strateji savaşçının etkisiz hüneridir. Eksiksiz hüneridir. Savaşçının yolu Konfüçyusçuluk gibi, Budizm gibi belirli gelenekler, sanatsal başarı ve dans gibi başka yolları içermez. Dansla ne kastediliyor? Dans, çeşitli dans biçimleri vardır. Yerel kişilerin katıldığı ve çok renkli göçen ve zaman zaman çok kişinin katıldığı harman dansı gibi festival dansları vardır. Stilize dans hareketleri yapan birkaç oyuncunun oynadığı Noh tiyatrosu vardır. Ayrıca yelpaze dansı ve kılıç dansı da vardır. Eğer yolu biliyorsan onu her şeyde göreceksin. İnsanlar kendi yollarını parlatabilmeliler. Stratejide silahların yararı. Silah kullanmanın bir zamanı ve yeri vardır. Yoldaş kılıç en uygun dar mekanlarda ya da düşmanlarla yakın dövüşte kullanılır. Uzun kılıç ise her durumda etkince kullanılabilir. Kargı savaş alanında mızrak kadar etkili değildir. Mızrakla inisiyatifi ele alabilirsin. Kargı savunma silahıdır. İki eşit güçte adam arasında mızrak bir miktar fazladan güç sağlar. Mızrağın da kargının da kendi kullanım alanları vardır ama ikisi de dar mekanlara uygun değildir. Bunlar temelde alan silahlarıdır. Her durumda eğer kapalı mekan teknikleri öğreniyorsan düşüncen daralacak ve gerçek yolu unutacaksındır. O zaman da gerçek karşılaşmalarda zorluk çekersin. Kapalı mekan dipnot. Kapalı mekan teknikleri, dojolar genellikle rakip okulların meraklı gözlerinden uzakta pek çok formalite ve ayinin uygulandığı kapalı mekanlarda bulunurdu. Yay muharebenin başlarında özellikle de alan muharebelerinde mızrakçılar arasından çabucak atma olanağı sağladığından taktik bakımından güçlü bir silahtır. Ama kuşatmalarda ve düşmanın 40 metreden daha uzakta bulunduğu yerlerde etkin sonuçlar vermez. Bu nedenle günümüzde pek az geleneksel okçuluk okulu vardır. Bugünlerde böylesi bir hünerin pek kullanım alanı yok. Kalelerin içinden kullanıldığında tüfeğin üzerine silah yoktur. Saflar birbirine girişmeden önce alanda da en üstün silahtır ama kılıçlar bir kez çatılınca tüfeğe yer kalmaz.
Yayın yararlarından biri okları uçarken izleyebilir ve buna göre nişan alabilirsin. Oysa tüfek mermisi görülmez. Bunun önemini kavramalısın. Nasıl bir atın dayanıklı ve kusursuz olması gerekiyorsa aynı şey silahlar için de zorunludur. Atlar güçlü adımlarla yürümeli, kılıç ve yoldaş kılıççılar da güçlü kesmelidir. Mızrak ve kargalar ağır kullanıma dayanıklı olmalı. Yay ve tüfekler sağlam olmalıdır. Silahlar süslü değil, güçlü olmalı. Silahlar arasında yeğlediğin bir tanesi olmamalı. Bir silahla fazlasıyla içli dışlı olmak da onu iyi tanımamak kadar kötüdür. Başkalarını taklit etmemeli, doğru dürüst kullanabileceğin silahları seçmelisin. Komutanların ve askerlerin sevip sevmeme gibi durumları olmamalıdır. Bunları iyice öğren. Zamanlama stratejidir. Her şeyde bir zamanlama vardır. Stratejide zamanlama çok temrin yapmadan öğrenilemez. Zamanlama dansta ya da nefesli veya yaylı çalgılarda da önemlidir. Çünkü ancak zamanlama iyi ise ritim sağlanır. Zamanlama ve ritim askerlik sanatlarında, yay ve tüfek atmada ve ata binmede de önemlidir. Bütün hüner ve yeteneklerde zamanlama vardır. Boşlukta da zamanlama vardır. Savaşın tüm yaşamı, çabaları ve çöküşünde uyum ve uyumsuzluğunda zamanlama vardır. Benzer şekilde tacirin yolunda sermayesinin yükselip düşmesinde de zamanlama vardır. Her şey yükselme ve düşme zamanlaması gerektirir. Bunu ayrımsayabilmelisin. Stratejide çeşitli zamanlama düşünceleri vardır. Dağ başından uygun ve uygunsuz zamanlamayı ve irili ufaklı şeyler arasından hızlı ve yavaş zamanlamalar arasından geçerli zamanlamayı, mesafe ve zemin zamanlamasını da göz önünde bulundurarak seçebilmelisin. Stratejide esas olan budur. Zemin zamanlamasını bilmek özellikle önemlidir. Yoksa stratejin belirsizleşir. Muharebeleri düşmanlarının zamanlamasını bilip beklemedikleri bir zamanlama kullanma hünerinden kaynaklanan boşluk zamanlamasıyla kazanabilirsin. Kitapların beşi de temelde zamanlama ile ilgilidir. Tüm bunları kavrayabilmek için yeterince temrin yapmalısın. Yukarıda verilen içi okulu stratejisini gece gündüz uygularsan ruhun doğal olarak genişler. Geniş ölçekli strateji ve dünyada öğretilen yüz yüze dövüş stratejisi böyledir. Ve ilk kez 5 kitapta Toprak, Su, Ateş, Rüzgar ve Boşluk kitaplarında kayda geçti. Strateji öğrenmek isteyenlere benim yolum bu. 1- Dürüst düşünceden sapma. 2- Öğrenme temrindedir. 3- Her sanatla tanış. 4. Bütün mesleklerin yollarını öğren. 5. Dünyevi konularda kazançla kaybı ayırt et. 6. Her şeye ilişkin sezgisel yargı ve anlayışın olsun. 7. Görülemeyen şeyleri algıla. 8. En küçük ayrıntıyı dahi önemse. 9. Yararı olmayan hiçbir şey yapma. 10. Ya 10 yok pardon. Bu geniş ilkeleri yüreğine işleyip strateji yolunda temrinde bulunmak önemlidir. Eğer olaylara geniş bir açıyla bakmıyorsan stratejide ustalaşman zor olur. Bu stratejiyi edinir ve öğrenirsen 20-30 düşman karşısında dahi yenilgiye uğramazsın. Ve başlamak için her şeyden önce yüreğine strateji işlemeli ve yola açık yüreklilikle sarılmalısın. İnsanları kavgada gerçekten yenmeye başlayacaksın ve gözünle kazanabilir hale geleceksin. Yine temrinle kendi bedenini özgürce denetlemesini, insanları bedeninle alt etmesini öğreneceksin ve yeterli temrinle ruhunla aynı anda 10 kişiyi alt edebileceksin. Bu noktaya ulaştığında yenilmezlik mertebesine erişmiş olmaz mısın? Dahası geniş ölçekli stratejide üst çok sayıda altı ustalıkla yönetebilecek, doğruluktan ayrılmayacak, ülkeyi yönetip halkı yöneticinin disiplinini korumak üzere esirgeyecektir. Eğer ruhu yenilmez kılacak, kişiye destek olacak ve onur kazandıracak bir yol varsa bu strateji yoludur. Şoho 1645'nin 2. yılı 5. ay 12. gün Teruo Maganojo Shinmen Musashi. Teruo Maganojo ile ilgili dipnot bazen Teruo Nobuyuki adı da verilen Musashi'nin Gorin no Sho'yu ithaf ettiği öğrencisi. Su kitabı. Ninten-ichi strateji okulunun ruhu suda temellenir ve bu su kitabı Ichi okulunun uzun kılıç biçimini alan zafer yöntemlerini açıklamaktadır. Dil yolu ayrıntılarıyla açıklama yeterli değildir ama sezgisel olarak kavranabilir. Bu kitabı incele. Her sözcüğü okunduktan sonra üzerinde düşün. Anlamı gevşekçe yorumlarsan yolda yanılırsın. Strateji ilkeleri buraya tekil dövüş terimleriyle yazıldı ama geniş düşünüp on binlerin katıldığı muharebelerin kavrayışına erişmelisin. Strateji yoldan biraz şaşman durumunda sapmaya uğrayıp kötü yollara düşeceğin için başka şeylerden farklıdır. Bu kitabı yalnızca okumakla yetinirsen strateji yoluna erişemezsin. Yalnızca okuyup geçme ya da ezberleyip taklit etme. Ama
Ama ilke yüreğine işlesin ve bunları bedeninde özümle. Stratejide ruhsal durum. Stratejide ruhsal durumun normalden farklı olmamalı. Hem dövüşte hem de gündelik yaşamında kararlı ama sakin olmalısın. Durumları gerilimsiz karşıla ama tedirginlik olmasın. Ruhun dingin ama önyargısız olsun. Ruhun dingin olduğu zamanlar dahi bedeni gevşetme. Bedenin gevşediğinde ise ruhunu koy verme. Bedenin ruhunu etkilemesin. Ruhun da bedenini. Ne cansız ol ne de aşırı canlı. Coşkulara kapılmış bir ruh da güçsüzdür, bitkin bir ruh da. Düşmanın senin ruhunu okumasına fırsat verme. Ufak tefek insanlar iri yarı insanların ruhunu iyice tanımalıdır. İri yarı insanlar da ufak tefek olanlarınkini. Boyun ne olursa olsun kendi bedeninin tepkilerine kapılma. Açık ve kısıtlanmamış bir ruhla olgulara yüksekten bak. Bilgeliğini ve ruhunu eğitmelisin. Bilgeliğini zenginleştir. Adaleti öğren, iyi ile kötüyü ayırt et, farklı sanatların yollarını bir bir incele. İnsanlar tarafından aldatılamaz hale geldiğinde stratejinin bilgeliğine erişmiş olacaksın. Stratejinin bilgeliği başka şeylerden farklıdır. Ruhunu istikrarlı kılabilmek için savaş alanında sıkıştırılmış dahi olsan durmaksızın bu strateji ilkelerini aramalısın. Stratejide duruş. Başın hep dik olsun. Boynunu eğme. Başını yukarı kaldırma ya da yana çevirme. Alnın ve gözlerinin arası kırışık olmamalı. Gözlerini yuvarlama ya da kırpıştırma. Ama hafifçe kıs. Yüz hatlarının derli toplu olsun. Burnunu düz tut. Burun deliklerin hafif aralık olsun. Ense çizgini düz tut. Saç çizgine ve benzer şekilde omuzlarından aşağıya bütün gövdene dirilik kat. Her iki omuzunu da kıs ve kalçalarını çıkartmadan dizlerinden parmak uçlarına dek bacaklarına kuvvet yükle. Karnına kalçalarını kıvırmayacak şekilde destek ol. Yoldaş kılıcını belinde midene doğru tak. Öyle ki karnının dışarı uğramasın. Bütün strateji biçimlerinde dövüş duruşunu gündelik hayatta da sürdürmek ve gündelik duruşunu dövüş duruşu haline getirmek gereklidir. Bunu iyice araştırmalısın. Stratejide bakış. Bakış geniş ve enli olmalı. Bu ikili duyumsama ve görüş bakışıdır. Duyumsama güçlü, görüşse zayıftır. Stratejide uzaktaki şeyleri yakındaymış gibi, yakındakileri de uzakta gibi görmek önemlidir. Stratejide düşmanın kılıcını tanımak ve onun anlamsız hareketlerinden etkilenmemek önemlidir. Bunu bellemelisin. Tekil dövüşte de geniş ölçekli muharebede de bakış aynıdır. Stratejide göz kürelerini oynatmadan her iki yana da bakabilmek gereklidir. Bu yeteneği çok çabuk kazanamazsın. Burada yazılanları öğren, bu bakışı günlük yaşamada edin ve ne olursa olsun değiştirme. Uzun kılıcı tutmak. Uzun kılıcı baş ve işaret parmağının uçarcasına, orta parmağının ne sıkı ve ne gevşek ve son iki parmağını da sıkı kavrayışıyla kavra. Ellerinde hareket olmaması gerekir. Düşmanını biçerken tutuşun değişmemeli ve ellerin korkmamalı. Düşmanının kılıcını yana iterken, savuştururken ya da aşağıya doğru zorlarken baş ve orta parmağındaki duyguyu biraz değiştirmelisin. Her şeyden önemlisi düşmanı kılıcı kavradığın tarzda biçmeye kararlı olmalısın. Dövüş ve kılıç deneme kavrayışı aynıdır. Kılıç deneme nedir? Kılıçlar yüksek ölçüde uzmanlaşmış profesyonel deneyiciler tarafından denenirdi. Kılıç cesetler, saman yığınları, zırh, metal tabakalar vesaire üzerinde açılmış özel çerçeve ya da yarıklara yerleştirilirdi. Zaman zaman eski kılıçların yüzlerinde değerlendirme işaretlerine rastlanır. Adam biçme kavrayışı diye bir şey yoktur. Ben genellikle uzun kılıçta olsun, ellerde olsun sabitlikten hoşlanmam. Sabitlik ölü bir el demektir. Esneklik canlı bir eldir. Bunu aklında tutmalısın. Ayak oyunları. Ayak oyunları ile ilgili dipnota bakalım efendim. Değişik okullarda değişik hareket biçimleri kullanılır. Yin Yang ya da Japonca adıyla Inyo, dişil eril. Karanlık aydınlık sağ sol bir biçimdir. Musashi bu parametrelerin önemini vurgulamakla birlikte dengeli akıl denilen yürüyüşü savunmaktadır. Sağ ve sol ayak sorunları Gonrin no Sho'nun Rüzgar kitabında gündeme gelir. Eski Jujitsu okulları ilk saldırıyı sol yanı ileri fırlatarak yapmayı savunurlar. Ayak oyunları. Parmak uçların uçarcasına devinsin. Ama topuklarınla yere sağlam bas. İster hızlı hareket et, ister yavaş. Adımını ister geniş tut, ister dar. Ayakların daima normal yürüyüşte olduğu gibi hareket etmeli. Ben sıçrayan ayak, uçan ayak ve sabit adımlar denen üç yürüyüş yönteminden hoşlanmıyorum. Yin Yang ayağı denilen yöntem yolda önemlidir. Yin Yang ayağı yalnızca tek ayağı hareket ettirmeme anlamına gelir.
Biçerken, çekilirken ya da bir hamleyi savuştururken ayakları sol sağ ve sağ sol doğrultusunda hareket ettirmektir. Tek ayağını oynatmayı tercih etmemelisin. 5 tutum. 5 tutum üst, orta, alt, sağ, yan ve sol yandır. Bunlar 5 tanedir. Tutumun 5 kısmı olmasına karşın tümünün amacı düşmanı biçmektir. Bu 5 tutumun dışında başka bir tutum yoktur. Tutumun duruma göre geniş ya da küçük olabilir. Üst, alt ve orta tutumları belirleyicidir. Sol yan ve sağ yan tutumları akışkandır. Sol ve sağ tutumlar başın üzerinde ya da bir yanda bir engel varsa kullanılmalıdır. Sol ya da sağı kullanma kararı mekana bağlıdır. Yolun özü şudur. Tutumu anlayabilmek için orta tutumu iyice anlamalısın. Orta tutum tutumların yüreğidir. Stratejiye geniş ölçekli bakacak olursak, orta tutum komutanın konumudur. Diğer tutumlar komutanı izlerler. Bunu iyi bellemelisin. Uzun kılıcın yolu. Uzun kılıcın yolunu bilmek demek, genellikle taşıdığımız kılıcı iki parmakla kullanabilmek demektir. Dipnota bakalım, uzun kılıcın yolu nedir? Hem yaşam yolu hem de kılıç yüzünün izleyeceği yol anlamında kendo etiğinde kılıcın doğal hareketi, doğal davranışla ilintilidir. Eğer kılıcın yolunu iyi bilirsek onu kolaylıkla kullanabiliriz. Eğer uzun kılıcı hızlı kullanmaya kalkışırsan yolu şaşırırsın. Uzun kılıcı iyi kullanabilmek için onu sakince kullanmalısın. Eğer yelpaze ya da kısa kılıç gibi hızlı kullanmaya kalkışırsan kısa kılıçla doğrama hatasına düşersin. Dipnota bakalım, yelpaze. Sıcak yaz aylarında erkeklerle kadınların taşıdığı bir nesne. Zırhlı subaylar kimi zaman demir savaş yelpazesi taşırlardı. Evet, doğru hatırlıyorum. Mortal Kombat adlı dövüşte Prenses Kitana'nın savaş aleti de yelpazeydi, doğru. Bu yöntemle kimseyi biçemezsin. Uzun kılıçla boylamasına biçeceğin zaman onu doğrudan yukarı kaldır. Yandan biçeceğin zaman kılıcı yana çevir. Kılıcı her zaman makul bir şekilde çevir. Dirseklerin hep geniş açı yapsın. Uzun kılıcın yolu budur. Stratejimin 5 yaklaşımını kullanmayı öğrenirsen kılıcı iyi kullanabileceksin. Sürekli temrin yapmalısın. 5 yaklaşım. Dipnot. Musashi'nin yöntemlerini kim anlayabilir? Bunun için geleneksel okulları ve temel biçme pratiğini incelemek gerekir. Dövüş tekniğinin ilk bakışta görülebileceğinden çok daha fazla bir mesafeden niye başlayabileceğini akıldan çıkarmamak gerekir. Kılıcın ucunda ölümle karşılaşmış insanın daha yüksek bir kavrayışa ulaşacağı söylenir. 5 yaklaşım, birinci yaklaşım orta tutumdur. Düşmanla kılıcın ucunu yüzüne çevirerek karşılaş. Saldırıya geçtiğinde kılıcını sağa it ve sür onu. Ya da düşman saldırdığında kılıcını olduğu yerde tut ve düşman saldırısını yenilerken kollarını alttan kes. Bu ilk yöntemdir. 5 yaklaşım bu tarz şeylerdir. Onları öğrenebilmek için uzun kılıçla sürekli temrin yapmalısın. Benim uzun kılıç yolumda ustalaştığında düşmanın giriştiği her saldırıyı denetimin altına alabilirsin. Seni temin ediyorum. Nito 5 uzun kılıç tutumundan başka bir tutum yoktur. İkinci yaklaşımda üst tutumdan düşmana saldırıya geçtiği an biç. Eğer düşman hamleni savuşturursa kılıcını olduğu yerde tut ve yeniden saldırıya geçtiğinde bu kez kılıcını aşağıdan yukarı savurarak biç. Hamleyi buradan tekrarlamak mümkündür. Bu yöntemde zamanlama ve ruhta çeşitli değişimler olur. Bunu ancak Ichi okulunu inceleyerek anlayabilirsin. 5 uzun kılıç yöntemiyle her zaman kazanacaksın. Sürekli temrin yapmalısın. 3. Üçüncü yaklaşımda alt tutumu al ve yukarı doğru hamle yapmayı bekle. Düşman saldırdığında eline alttan vur. Eğer durum buysa kollarının üst kısmını yatay olarak bir biçme hareketiyle kes. Bu alt tutumdan düşmanı saldırdığı an vurmak anlamına gelir. Gerek acemi öğrenci olarak gerekse ileri aşamalarda bu yöntemi sık sık kullanacaksın. Uzun kılıç tutmaya alışmalısın. 4. Dördüncü yaklaşımda sol yan tutumunu al. Düşman saldırıya geçtiğinde alttan eline vur. Eğer sen onu eline vururken o da kılıcını düşürmeye kalkışırsa uzun kılıcının izlediği hattı savuştur ve omzunun üstünden aşağıya doğru indir darbeni. Bu uzun kılıcın yoludur. Bu yöntemle düşmanın saldırısını savuşturarak kazanırsın. Bunu iyice anlamalısın. 5. 5. yaklaşımda kılıç sağ yan tutumundadır. Düşmanın saldırısıyla uyumlu olarak uzun kılıcını yan alttan yukarı doğru savur, sonra da üstten aşağı doğru biç. Bu yöntem uzun kılıcın yolunu bilebilmek için önemlidir. Bu yöntemi
Bu yöntemi sonra bu yöntem uzun kılıcın yolunu bilmek için önemlidir. Bu yöntemi kullanabilirsen uzun ağır bir kılıcı rahatlıkla kullanabilirsin. Bu beş yaklaşım nasıl kullanılacağını ayrıntılarıyla açıklayamam. Benim uzun kılıçla uyumlu yolumu iyi belirlemeli, geniş ölçekli zamanlamayı öğrenmeli, düşmanın uzun kılıcını anlamalı ve bu beş yönteme daha işin başında alışmalısın. Bu beş yöntemi düşmanın ruhunu okuyan çeşitli zamanlama kaygılarıyla birlikte kullanırsan her zaman kazanırsın. Bütün bunları çok dikkatlice bellemelisin. Tutum tutumsuzluk öğretisi. Tutum tutumsuzluk uzun kılıç tutumları olarak bilinen olguya gerek olmadığı anlamına gelir. Yine de uzun kılıcı 5 tutuş biçiminde olduğu gibi tutumlar vardır. Kılıcı tutuş biçiminin durum, mekan ve düşmana ilişkin konumlanışına uygun olarak düşmanı kolay biçebilmeni sağlamalıdır. Ruhun üst tutumunda gücünden yitirirse orta tutuma geçebilirsin ve orta tutumdan kılıcı kendi tekniğinle biraz kaldırıp yeniden üst tutumu benimseyebilirsin. Alt tutumdan duruma göre kılıcı biraz kaldırıp orta tutuma geçebilirsin. Yine duruma göre kılıcını sağ yan ya da sol yan tutumunda merkeze doğru çevirirsen orta ya da alt tutuma kaymış olursun. Bu ilkeye var olan tutum, var olmayan tutum adı verilir. Eline kılıcı aldığında en önemli şey hangi araçla olursa olsun düşmanı biçmeye niyetlenmendir. Düşmanın seni biçmeye yönelen kılıcını savuşturduğun, ona vurduğun, yaylandırdığın, darbe indirdiğin ya da dokunduğun an aynı hamlede düşmanı biçmelisin. Buna ulaşmak son derece önemlidir. Eğer yalnızca düşmana vurmayı, yaylandırmayı, darbe indirmeyi ya da dokunmayı düşünüyorsan onu biçmeyi başaramazsın. Hareketini onu biçecek şekilde sonuçlandırmayı düşünmelisin her şeyden önce. Bunu çok iyi kavramalısın. Daha geniş ölçekli stratejide tutuma muharebe düzeni adı verilir. Bu tutumlar muharebeyi kazanmak için gerekli olanlardır. Sabit düzen kötüdür. Bunu iyi belli. Düşmanı tek zamanlamada vurmak. Tek zamanlama düşmana yaklaştığında onun kararsızlığını değerlendirip kendi gövdeni kımıldatmadan ya da ruh durumunu değiştirmeden en hızlı ve en doğrudan bir biçimde darbeyi indirmektir. Düşman çekilmeye, uzaklaşmaya ya da vurmaya karar veremeden vurma zamanlaması tek zamanlamadır. Bu zamanlamaya ulaşman bir an içinde vurmayı öğrenmen gerekir. İkili karın zamanlaması. Sen saldırıya geçip de düşman hızla geri çekildiğinde gerginliğini hisseder hissetmez vururmuş gibi yapacaksın. Rahatladığı anda onu takip et ve vur. İkili karın zamanlaması budur. Salt bir kitabı okuyarak bunu elde etmek çok zordur ama biraz öğrenimle kısa sürede anlarsın. Tasarımsız kavrayışsız. Bu yöntemde düşman saldırdığında sen de saldırmaya karar verdiğinde hızını derhal artırıp gövdenle vurur, ruhunla vurur, boşluktan ellerinle vurur. Tasarımsız kavrayışsız hamle budur. Dipnot. Tasarımsız kavrayışsız. Munen Muso. Bu tehlike karşısında dahi sakin ve doğal davranabilme yeteneği anlamına gelir. Kişinin sözü ve eylemlerinin kendi dilinden aynı olması varoluşla en yüksek uyumdur. Bu en önemli vuruş yöntemidir. Sıkça kullanılır. Bunu kavrayabilmek için çok sıkı temrin yapmalısın. Akarsu hamlesi. Akarsu hamlesi düşmanla kılıca dövüşürken kullanılır. Çekilip yeniden ileri atılmak üzere hızla gerilediğinde bedenini ve ruhunu genişletip bedenini durağan bir su gibi izleyerek uzun kılıcınla onu mümkün olduğunca yavaşça biç. Bunu öğrenirsen kesinlikle biçebilirsin. Düşmanın çapını kestirebilmelisin. Sürekli hamle. Düşmanla birbirinize saldırdığınızda ve kılıçlarınız çatıştığında tek bir hareketle başını, ellerini ve bacaklarını kes. Uzun kılıcın tek hamlesiyle birkaç yeri birden kestiğinde buna sürekli hamle denir. Bu hamleyi çalışmalısın, sıkça kullanılır. Ayrıntılı bir alıştırmayla onu anlayabilirsin. Ateş ve taş hamlesi. Ateş ve taş hamlesi düşmanın uzun kılıcıyla senin uzun kılıcını çatıştığı an kılıcını hiç kaldırmadan olabildiğince kuvvetle biçmendir. Bu ellerin, gövden ve bacaklarınla her üçüyle de büyük bir güçle yüklenmen anlamına gelir. Eğer iyi çalışırsan kuvvetle vurabilir hale gelirsin. Kızıl yapraklar hamlesi. Kızıl yapraklar hamlesi düşmanın uzun kılıcını elinden düşürtmek anlamına gelir. Hedef onun kılıcını denetimin altına almak olmalıdır. Düşman uzun kılıç tutumunda ve biçme, vurma ve bertaraf etmeyi düşünürken kılıcına ateş ve taş hamlesiyle bir darbe indirir. Ve belki tasarımsız, kavrayışsız hamle ruhundan yararlanırsın. Ondan sonra kılıcının ucuna yapışkanlık duygusuyla vurabilirsen onu elinden düşürecektir. Eğer bu hamleyi iyi bellersen düşmanın kılıcını elinden düşürtmek kolay olur. Tekrar tekrar temrin yapmalısın. Kızıl yapraklık hamlesiyle ilgili dipnot. Buradaki Musashi olasılıkla düşen ölen yapraklara gönderme yapmaktadır. Uzun kılıcın yerine gövde. Aynı zamanda gövdenin yerine uzun kılıç. Düşmanı biçme hamlesinde genellikle gövde ile kılıcı aynı anda hareket ettiriniz.
Ama düşmanın biçme yöntemine göre önce ona gövdenle saldırıp sonra kılıçla biçebilirsin. Eğer gövdesi hareketsizse önce uzun kılıçla biçmeyi de gerçekleştirebilirsin. Ama genelde önce gövdenle vurup sonra uzun kılıçla biçersin. Bunu iyice araştırıp vurma tembinleri yapmalısın. Biçmek ve yarmak. Biçmek ve yarmak farklı şeylerdir. Biçmek biçimi ne olursa olsun belirleyicidir ve kararlı bir ruh taşır. Yarmak ise düşmana salt dokunmaktır. Kuvvetle de yarsan, hatta düşman oracıkta da ölse bu yarmaktır. Biçtiğinde ruhun kararlıdır. Bunu bellemelisin. Önce düşmanın el ya da bacaklarını yarmışsan sonra kuvvetle biçmelisin. Ruhta yarmak dokunmakla aynıdır. Bunu kavradığında birbirlerinden ayırt edilmez olduklarını göreceksin. Bunu iyi öğren. Çin maymunu gövdesi. Çin maymunu gövdesi kollarını uzatmama ruhudur. Amaç düşman biçmeden önce kollarını hiç uzatmadan hızla dalmaktır. Eğer kollarını uzatmama üzerinde yoğunlaşırsan yanlış bir yerdesin demektir. İşin ruhu bütün gövdenle birlikte dalabilmektir. Bir kol mesafesine geldiğinde gövdenle birlikte dalmak kolay olur. Bunu iyi bellemelisin. Dipnot, Çin maymunu gövdesi. Çin maymunu burada kısa kollu maymunun anlamına gelmektedir. Tutkal ve vernik karışımı gövdesi. Tutkal ve vernik karışımı gövdesinin ruhu düşmana yapışıp ondan ayrılmamaktır. Düşmana yaklaştığında ona başın, gövden ve bacaklarınla sıkıca yapış. İnsanlar baş ve kollarını hızla hareket ettirmeye eğilimindedirler. Ama gövdeleri geride kalır. Öylesine sıkı yapışmalısın ki düşmanın gövdesiyle seninki arasında en küçük bir boşluk bile olmamalı. Bunu dikkatlice bellemelisin. Tutkal ve vernik karışımı ile ilgili dipnot. Adını Japoncadan alan vernik, mobilyaları, ev gereçlerini, mimari yapıları, silah ve zırhları cilalamada kullanılır. Yükselme. Yükselme ile düşmanla yakın dövüşte ona sarılmadan daha yükseğine çıkma kastedilmiştir. Onunla yüz yüzeyken bacaklarını ger, kalçanı ger, boynunu ger. Kazandığını, ondan uzun olduğunu düşündüğün anda şiddetle dal. Bunu öğrenmelisin. Yapışkanlık uygulamak. Düşman saldırıya geçtiğinde sen de uzun kılıçla saldırdığında düşman hamlesini karşılarken uzun kılıcını yapışkanca onunkine yaslamalısın. Yapışkanlığın ruhu kuvvetle değil ama iki kılıcın birbirinden kolay kolay ayrılamayacağı bir şekilde vurmak demektir. Düşmanın uzun kılıcına yapışkanca vururken en iyisi olabilecek en sakin şekilde yaklaşmaktır. Yapışkanlıkla dolaşıklık arasındaki fark yapışkanlığın sıkı dolaşıklığın gevşek oluşundadır. Bunu bellemelisin. Gövde vuruşu. Gövde vuruşu düşmana savunusundaki bir boşluktan yakalama anlamına gelir. Bunun ruhu onu gövdenle vurmaktır. Yüzünü biraz yana çevir. Sol omzunu ileri vererek düşmanın göğsüne vur. Düşmanı uzaklaştırma ruhuyla yanaş ve soluğunla eş zamanlı olarak olabilecek en büyük kuvvetle vur. Eğer bu düşmana yanaşma yöntemini başarabilirsen onu 3-4 metre öteye fırlatabilirsin. Düşmana ölene dek vurmak mümkündür. İyi belli. Düşman saldırısını savuşturmanın 3 yolu. Bir hamleyi savuşturmanın 3 yolu vardır. Birincisi düşmanın uzun kılıcını sağ yanına savurup saldırıya geçtiğinde gözlerinde doğru hamle yapmaktır. Ya da düşmanın uzun kılıcını boynunu kesme duygusuyla sağ gözüne doğru saplayarak savuşturmak. Ya da uzun kılıcın kısa ise düşmanın uzun kılıcını savuşturmaya kalkışmadan ona hızla yaklaşıp sol elinle yüzüne hamle yapmak. 3 savuşturma yolu bunlardır. Sol elini yumruk yapıp düşmanının yüzüne indirebileceğini de unutmamalısın. Bunun için çok temrin yapmak gerekir. Yüzünü deşmek. Düşmanla karşı karşıya geldiğinde ruhunu yüzünü deşme üzerinde yoğunlaştırarak uzun kılıcının ucuyla kılıcın ağız çizgisini izlemek demektir. Eğer yüzünü deşmek üzerine yoğunlaşmışsan yüzü ve gövdesi güdülebilir hale gelecektir. Düşman güdülebilir hale geldiğinde kazanman için elinde çok fırsat vardır. Bunun üzerinde yoğunlaşmalısın. Dövüş sırasında düşmanın gövdesi güdülebilir hale gelirse bu çok çabuk kazanabilirsin. Bu nedenle yüzünü deşmeyi unutmamalısın. Bu tekniğin değerine temrin yoluyla varabilirsin. Yüreğini deşmek. Yüreğini deşmek dövüş sırasında üstte ya da yanlarda engeller varsa ve biçmek zorsa düşmana hamle yapmak anlamına gelir. Düşmanın yüreğini uzun kılıcının ucunu titretmeden düşmanın kılıcının sırtını göstererek ve onun kılıcını savuşturma ruhuyla deşmelisin. Bu ilkenin ruhu yorulduğumuzda ya da uzun kılıcımızın yüzü herhangi bir nedenle kesmezse yararlıdır. Bu yöntemin uygulanışını kavramalısın. Tut tut hareketi. Tut tut paylaşması.
Paylama, sen saldırırken düşman senin saldırını kestiğinde senin de aşağıdan bir hamleyle onu durdurmaya çalışman anlamına gelir. Çok hızlı bir zamanlamayla düşmanı paylayarak biçersin. Yukarı doğru hamle yap, tut ve biç tut. Bu zamanlamaya çatışmalarda sıkça rastlanır. Tut tut paylaması yolu uzun kılıcın düşmana hamle yaparcasına kaldırıp aynı anda biçmeyi zamanlamaktır. Bunu tekrarlaya tekrarlaya öğrenmelisin. Çevik karşılama. Çevik karşılamayla düşmanla kılıç çatıştırırken hamlesini uzun kılıcınla ciddi, ritimli olarak karşılayıp kılıcına vurarak onu biçme anlatılmaktadır. Çevik karşılamanın ruhu kuvvetli bir karşılama ya da vuruş değil, düşmanın uzun kılıcına onun hamlesiyle uyumlu olarak ve öncelikle onu biçme kastıyla vurmaktır. Vuruşun zamanlamasını kavrarsan uzun kılıçlarınız ne denli şiddetle çatışırsa çatışsın, kılıcının ucu biraz olsun gerilemeyecektir. Bunu kavrayabilmek için yeterince öğrenmelisin. Çok düşman var. Çok düşman var. Çok kişiye karşı tek başına savaşırken geçerlidir. Hem uzun kılıcını hem de yoldaş kılıcını şek ve geniş yayılımlı bir sol ve sağ tutumu al. Dipnot var. Çok düşman var. Bu sadece iki kılıç üslubunun yaratıcı sayılır. Onu okuluna bazen Nito Ryu, iki kılıcı okulu, bazen de Niten Ryu, iki gök okulu adı verilir. İki kılıç kullanımına düşman sayısı çok olduğunda başvurulması gerektiğini yazar. Ama insanlar eskrimde öndelik sağlamak üzere iki elde birer kılıçla temrin yapmaktadırlar. Musashi'nin iki kılıçtan kastığı dövüşte kişinin bütün olanaklarını kullanması gerektiği anlara özgüdür. Bir kılıç ustasıyla karşılaştığında hiçbir zaman iki kılıç kullanmamıştır. Hem uzun kılıcını hem de yoldaş kılıcını çek ve geniş yayılımlı bir sol ve sağ tutum al. Bunun ruhu dört yönden geliyor dahi olsalar düşmanları bir yandan öbürüne kovalamaktır. Saldırı düzenlerini gözlemle, ilk önce ilk saldırını karşıla. Gözlerinle tüm çevreyi tara, saldırı düzenlerine iyice bak ve kılıçlarınla sağı ve solu birbiri ardı sıra biç. Bekleme kötüdür. Her seferinde derhal iki yanlı tutumunu yeniden al. Düşmanları ilerledikçe biç. Saldırdıkları yönden karşıla onları. Ne yaparsan yap, düşmanları ipe dizili balıklar gibi bir araya getirmen gerekir. Bir arada yığıldıklarında kımıldamalarına yer bırakmadan onları kuvvetle biç. Çatışmanın yararı. Uzun kılıçla strateji sayesinde zafere ulaşmayı bilebilirsin. Ama bu yazarak iyi açıklanamaz. Kazanmayı anlayabilmek için inatla temrin etmen gerekir. Sözlü gelenek gerçek strateji yolu uzun kılıçta yazılıdır. Sözlü gelenek dipnot, başka kendi okullarının da formal teknikle aktarılan öğretilerin karşısında sözlü gelenekleri vardır. Tek hamle. Tek hamle ruhuyla kazanacağın kesindir. Tek hamle dipnot. Bu ne anlama gelirse gelsin, Itto Ryu okulunun saldırı ve savunmanın aynı hamleyle sağlandığı ve düşmanın kılıcı ve ruhunun biçildiği Kiri Otoshi tekniği Hitotsu Gachi tek zaferiyle bununla ilintili olan Shinto tarzı Ichi no Tachi tekin uzun kılıcına dikkat çekmek gerekir. Tek hamle ruhuyla kazanacağın kesindir. Stratejiyi iyi öğrenmezsen buna erişmek zordur. Bu yolda iyi temrin görürsen strateji yüreğinden gelecek ve kendi iradenle kazanmayı başaracaksın. Sebatla temrin etmelisin. Doğrudan iletişim. Doğrudan iletişim ruhu Nito Ichi okulunun gerçek yolunun nasıl edinilip aktarıldığına ilişkindir. Sözlü gelenek bedenine strateji öğret. Yukarıdaki kitapta Ichi okulu kılıç dövüşünün ana hatları kaydedilmiştir. Stratejide uzun kılıçla nasıl kazanacağını öğrenmek için önce 5 yaklaşımla 5 tutumu öğren. Ardından uzun kılıcın yolunu doğal olarak bedeninde soğur. Ruh ve zamanlamayı anlamalı, uzun kılıcı doğallıkla kullanabilmeli ve bedeninde bacaklarını ruhunla uyum içinde hareket ettirebilmelisin. İster tek kişiyi, isterse iki kişiyi yenerken stratejiden değeri kavrayacaksın. Bu kitabın içindekileri madde madde belli. Düşmanlarınla dövüşürken yavaş yavaş yolun ilkesini kavrayacaksın. Tüm bunların erdemini sabırlı bir ruhla kararlıca özümse, zaman zaman dövüşte elini kaldır. Düşmanınla kılıç çatışırken bu ruhu koru. 1000 millik yolu adım adım kat et. Stratejiyi yıllarca çalış ve bir savaşçı ruhu edin. Bugün dünkü benliğin üzerine bir zaferdir. Yarınsa senden daha güçsüz insanlar üzerine zaferin olacaktır. Bundan sonra daha hünerli insanları alt edebilmek için bu kitaba göre temrinler yap. Yüreğinin bir patikayı sapıp sürüklenmesine izin verme.
Düşmanını öldürsen de eğer öğrendiklerin temelinde değilse gerçek yolu öğrenmiş sayılmazsın. Bu zafer yolunu öğrenebilirsen onlarca insanlığı alt edebilirsin. Geriye kalan kılıç dövüşü yeteneğidir ki bunu da muharebelerde ve düellolarda kazanacaksın. Shoho'nun 2. yılı 5. ayı 12. günü 1645. Teruo Magonojo, Shinmen Musashi. Evet sevgili seyircilerim. Yeni bir yayınımızın sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda buluşacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim.